Özellikle döngülerde sıklıkla kullandığımız bir yapıdan bahsetmek istiyorum. Break ve continue. Bunlar reserve kelime veya ifade. Yani bir kod anlamına geliyor. O yüzden biz mesela o isimde bir değişken oluşturamayız gibi. Şimdi örneği şöyle yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz if'i burada devreye sokmuyor. Bakın ben diyorum ki eğer şehir Ankara ise bakın o intentation'ı Ankara için bırakıyorum. Mesela break diyorum burada. Break kırmak demek. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Mevcut bağlı bulunduğu döngü için döngüyü bitir demek bu break. Örneğin bu noktada ben bunu çalıştırmak istediğim zaman bakın şehir Ankara'dan farklıysa tabi burada şehir Ankara'dan farklıysa şöyle kafayı karıştırmayayım. Şöyle de bir clear console diyeyim. Evet. Şehir Ankara ise break. Bakın hiçbir şey yazmadı. Çalıştırdım. Neden? Çünkü ilk hani Ankara'yı geziyor ya. Ankara'yı gezdi. Ankara mı? O anki şehir. Evet Ankara. O zaman kır. Döngü bitti arkadaşlar. Devam etmiyor. Bunu ne zaman kullanıyoruz? Özellikle işte bize bir veri geldi. Veride uyduruyorum. Bir uyumsuzluk var. Uyumsuz bir veriyle karşılaştınız. Veya bir şart var. Her neyse. Orada uygulamayı durdurmak istiyorsunuz. Devam etme diyorsunuz. Böyle bir durumda break kullanırsınız arkadaşlar. Mesela İstanbul'u yapalım. İstanbul'u yaparsan ilk şehir Ankara ya. Ankara mı? Ankara İstanbul mu? Hayır. O zaman bu çalışmaz. O yüzden Ankara'yı yazar. İkinci şehir İstanbul. İstanbul İstanbul mu? Evet. O zaman break kırdı. Bakın sadece Ankara'yı yazacak. Aynı mantıkla. Evet, şimdi break komutunu güzelce öğrendik. Bir de continue var arkadaşlar. Break de döngüyü bitiriyordu. Continue'da ise döngü hani örneğin 3 kere çalışıyor ya. Şart sağlandığındaki o dönme durumunu iptal ediyor sadece ama sonrakileri devam ediyor. Örneğin bu durumda Ankara'da Ankara mı? Hayır. Dolayısıyla yazacak. İstanbul mu? Evet İstanbul. O zaman continue. Continue demek yani döngünün o anki dönümünü iptal et. Yani burasını okumayacak İstanbul için. Çünkü İstanbul'a eşit olup continue'yu gördüğü için. Dolayısıyla bir sonrakine devam edecek. İzmir mi? İzmir İstanbul mu? Değil. O zaman yazacak. Dolayısıyla bu neyi yazmaz? Sadece İstanbul'u yazmaz arkadaşlar. Ankara için kod. ANK İzmir için kod. İZM şeklinde. Continue'yu da bu şekilde kısaca özetleyebiliriz. Unutmayın. Break döngüyü bitiriyor. Döngüyü tamamen sonrasında isterse 1000 kere çalışması gereksin. Hayır diyor. Tamamen kesiyor. Continue ise döngünün o anki loop'unu yani dönme durumunu iptal ediyor. Ama sonrakilere aynen kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar.